Ben Serkan Bilişim Mühendislik olarak hazırladığımız eğitimlerimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde SQL Server içerisine Excel'den var olan bir tabloyu nasıl import edeceğimizi görmüştük. Bu dersimizi ve bundan sonraki derslerimizi anlatırken bu tablonun SQL Server içerisinde import edildiğini varsayarak bunun üzerinden örneklerimizi yapıyoruz. Öncelikle SQL Server'ı açıyorum. Kullanıcı bilgilerim ve server bilgilerim kayıtlı. Connect diyerek SQL Server'a bağlanıyorum. Object Explorer bölümündeyken database'in artısına basarsak sistemde kayıtlı bulunan var olan veri tabanların listesini görebiliriz. Veri tabanların yanındaki artıya tıklayarak da bu veri tabanlarına ait objeleri görebiliriz. Burada kategoriler söz konusu. Tables bölümünde de yine artısına tıklayarak var olan tabloları görüntüleyebiliriz. Şu an kullanıcılar tarafından oluşturmuş olan bir tane tablo olduğunu görüyoruz. Bunun isminin de personel olduğunu görüyoruz. Bunun üzerinde sağ tuş yapıp Open Table diyerek içeride kayıtlı olan var olan kayıtları görüntüleyebiliriz. Ve biz bugün konumuzda select cümleleri üzerinde işlem yapacağız. New query. Technocamp. Go select users from tablomuzun ismi nedir? Personel. F5'e basarak sorgumuzu çalıştırabiliriz. F5 veya yukarıda bakın execute yazıyor. Buradan tıklayarak da execute düğmesine tıklayarak da sorgumuzu çalıştırabiliriz. Hemen kısaca açıklayalım. Use ifadesi hangi veri tabanı kullanacağımızı belirlememize sağlar. Go ifadesi Teknokamp veri tabanı seçildikten sonra bir sonraki komuta geçmemizi sağlar. Select yıldız diyerek bu tablo içerisindeki bütün alanların gösterilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. From personel diyerek de personel tablosundaki bütün alanların seçilip de gösterilmesini istiyoruz. Bu cümlenin anlamı bu. En basit haliyle de SQL ile ilgili komutumuz budur. Şöyle bir şey yaptığımızda select top 15 yıldız from personel F5 seçerek F5'te eğer seçmezsek yani şu anki haliyle bakın iki tablo iki sorgunun sonucunda gösterdi. Şu şekilde satırı seçip execute dersek veya F5 dersek sadece seçtiğimiz satırı çalıştırır. Şimdi örneğimize bakacak olursak bakın select top 15 dediğimiz için en üstteki 15 kaydı getirdi. Bakınız 15 kayıt. Bu şekilde de kayıt sınırlaması getirilebilir. Select top 5 yıldız from personel deseydik personel tablosundan bütün alanları ancak ilk 5 kaydı getir demek olurdu. Bu şekilde select cümlesinden faydalanabiliriz. Artık go demeye gerek yok seçerek yapacağımız için. Select adı, virgül, soyadı, virgül, bölümü, from personel. Bunu seçip execute dediğimizde bakınız bu sefer sadece adı, soyadı, bölümü alanlarını personel tablosundan seçip içindeki bilgilerle beraber getirdi. Demek ki select'in yanına alan adlarını yazarak ve aralara virgül koymak koşuluyla sadece istediğimiz alanların görüntülenmesini sağlayabiliriz. Aynı şekilde select top 10 diyelim adı virgül soyadı olsun. Seçip execute dediğimizde tabi from demeyi unuttuk. From personel yani hangi tablodan bu bilgileri getirecek? Personel tablosundan bu bilgileri getirecek. Execute dediğimizde bakın sadece adı soyadı alanlarını personel tablosundan ve ilk 10 kaydı getirmiş oldu. Select cümleyle ilgili ilk örneklerimiz bu şekilde. Başka bir eğitimde görüşmek dileğiyle. Bizlere merkez@teknokamp.com adresinden veya 0232 323 3313 no'lu telefondan ulaşabilirsiniz. Başka bir eğitimde görüşmek dileğiyle.